Mütercimlere göre ülkeyi darbeye sürükleyen ve bugün ÇETE diye anılan örgütün gerçek adı Ergenekon. Ben de ilk kez bu örgütün adını öğrendiğimde, kitap çalışmamda öğrendiğimde, hani çok klasik deyim var ya işte, şok oldum. Gerçek anlamda şok oldum. Çünkü o kadar yıl yüzlerce insanla konuştum ki bunların hepsi ihtilalci, darbeci, subaylar, çok büyük bölümü. Ama bunu ilk ben tüm emekli tüm general Memduh Ünlü Türk'ten duyduğumda, öğrendiğimde anlayamadım. Mütercimlere Ergenekon adlı bir üst örgütten ilk söz eden tüm general Memduh Ünlü Türk, 12 Mart döneminde işkenceli sorguların yapıldığı ve kontrgerilla kadrolarının ilk kez ortaya çıktığı Ziverbey Köşkü'nün komutanı olarak tanınıyordu. Ve yıllar sonra ilk kez kendisinin de içinde yer aldığı bir vatanseverler örgütünün ayrıntılarını anlatıyordu. Mütercimler başta dinlediklerine inanamadı. Şunun için şimdi anlatacağım neden inanmadığını. Çünkü Memduh Ünlü Türk Paşa dedi ki, ve kendisinin de bu Ergenekon içinde olduğunu söyledi. İşin ilginç yanı. Dedi ki, bu Ergenekon şöyle bir örgüttür. Bu genelkurmayın da, hükümetlerin de, bürokrasinin de, herkesin üstünde bir örgüttür. Bunun böyle yasayla falan kurulmuş bir örgüt değildir. Bu 1960'lı 27 Mayıs darbesinden sonra CIA Pentagon tarafından kurdurtulmuş. Bunun içinde bulunan insanlar da buraya hizmet eden insanlardır. Ama bunlar vatana ihanet olsun diye hizmet etmezler. Biz de vatana kurtarıyoruz, vatana hizmet ediyoruz, vatana yararımız dokunuyor düşüncesiyle bu örgütün içinde yer almışlardı. Bunun içinde şöyle, özellikle kontrgerilla eğitimi, öğrenimi görmüş olan Amerika'da, bu kurslardan geçmiş olan generallerin bir bölümü yeri geldiğinde bu Ergenekon içinde yer alır. Sonuçta ben daha başka insanlardan bu Ergenekon'u araştırdığımda şunu gördüm. Bunun içinde subaylar var, emniyetçiler var, profesörler var, gazeteciler var, iş adamları var, sıradan insanlar var. İşte biz bugün çeteler dediğimiz bu küçük birimler var ya, işte bu birimler Ergenekon'un içindeki birer bölüm, birer parça. Adını saydığımız kişiler de Ergenekon adı verilen bu üst örgüt tarafından kullanılan tetikçiler.